Salı günü olağanüstü oturum düzenleyen Arap Birliği Libya'nın askeri yardım çağrısına destek verdi ama desteğin içeriğini açmadı. Libya'da seçilmiş bir hükümet ve parlamento ülkenin doğusunu yönetiyor. Batı'da başkent Trablusgarp ve çevresinde ise İslamcı bir hükümet var. Bunun üstüne IŞİD Libya'da vahşi eylemler düzenliyor. Amerikalı yetkililer Libya'da terörle mücadelenin en iyi yolunun bir birlik hükümeti için güvenli ortam oluşturulmasından geçtiğini savunuyor. Birleşmiş Milletler'in öncülük ettiği süreci desteklemeye devam ediyoruz. Ancak uzmanlar Birleşmiş Milletler sürecinin etkisinden kuşkulu. Birleşmiş Milletler süreci çerçevesinde diplomasi yürütmek ayrı bir şey. Ancak güvenlik boyutlarına değinmeyen bir strateji olması süreci tamamlamaz. Amerika ve Mısır Libya'daki militan hedeflerine kısıtlı da olsa hava saldırıları düzenledi. Amerikan ilerleme merkezinden Brian Catulles geçmişte Birleşmiş Milletler Libya Komisyonu'nda görev yaptı. Amerika askeri harekat doğrudan müdahale ve hatta destek konusunda risk almaktan kaçınıyor. Bölgeye baktığınızda Amerika'nın Irak'ta ve diğer bölgelerdeki geçmiş deneyimlerine baktığınızda bu anlaşılır bir tutum. Libya'da hükümetin istikrarlı olmayışı da Amerika'nın bölgedeki attığı adımları kısıtlayan bir unsur. Of... Amerika'nın askeri destek ve müdahale kararıyla tutucuğa tarafları belirlemesindeki en önemli etkenlerden biri o bölgede uluslararası düzeyde tanınmış bir tarafın var olması. Washington Enstitüsü'nden Sarah Foyer, bölgede zaten çok sayıda sorun bulunduğunun altına çizerken Amerika'nın Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele yürüttüğünü hatırlatıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.